De Yusuf Yazıcı önemli bir transfer yaptı. Trabzonspor'dan Fransa'ya gitti. Yusuf verdiği mülakatta yabancı kuralı aynen kalmalı ya da serbest bırakılmalı. Yabancı oyuncularla rekabet kaliteyi çok arttırdı. Önce onları geçmeliyiz diye düşünüyor. Sen yeşil sahadan gelen biri olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi şöyle... Şule. Çok özür dilerim. Şule. Doğru. Şule'yi satışa çıkardılar. Şule'yi satışa çıkartıyorlar. Dortmund 7 milyon eurosunu veremem diyor senin diyor. 2 evet. milyon euroya satışa çıkartıyor. Evet. Şule gibi bir oyuncuyu. Çünkü Alanya'da bir versin. Bunun da %45'i vergiymiş. Neti 350'ymiş. Düşünün. 3 milyon 150'ye geliyormuş. Artık o maaşlar bonservisten daha önemli hesap konusu haline geldi kulüpler için. Evet. Ben şimdi yani futbolcu tarafından bakmadan önce özellikle şunu dile getirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de çok değerli teknik adamlar var. Ve bilgi alışverişi bir sistemin veya bir iş yerinin herhangi bir şeyi yükseltmek için en güzel yapılan alışveriş diye düşünüyorum. Neden bilgi alışverişi yapılmıyor böyle kararlar verilirken? Bu teknik adamların neden görüşleri alınmıyor? Yani ben bir teknik adam olsam isterim ki böyle 10-12 tane yıllarını vermiş bu yaşantıda, yıllarını vermiş bu düzeyde, üst düzeyde profesyonel hayatta olan teknik adamlar, işte federasyon açısından söylüyorum, karşılığını alıp bilgi alışverişi yapabilirlerdi. Şöyle olurdu, böyle olurdu, sabaha kadar da toplantı yapabilirlerdi. Şimdi ben gazetecilik anlamında hiçbir şey bilmeyip bir tane gazeteye sahip oluyorsam, patron oluyorsam ben şimdi Gürcan Bey gibi 15-20 tane değerli kalemi almam lazım ki ne yapabiliriz, nasıl büyütebiliriz, nasıl zarara uğramayız, nasıl başarıya ulaşırız diye. Ben bu teknik adamların kaleye alınıp böyle bir karar alınıp veya alınmayacağına karar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani özellikle futbolcu tarafından bakmadan önce hem o insanları değerli kılmış oluyorsunuz hem de fikir birliğiyle hareket edilmiş oluyor. Belki de en az kayıpla atlatılabilirdi bu konu. Bu kadar da tepki olmazdı. Gülcan abinin vurguladığı nokta, Fatih Hoca da bu konuyu kimseyle görüşmeden aldı dedi ama yabancı serbestlisi konusunda kamuoyu hemfikirdi. Yani yabancı sayısı daha yukarıya çekilsin konusunda hemfikirdi. Orada bir kamuoyu birliği vardı. Sayı konusu çok tartışıldı ama bu meselede hani ben meslektaşlarımız arasında da sınırlama olsun mutlaka olmalı diyen birini pek görmedim. Ancak işte arkadaşlarım ne yazık ki bu yabancı kuralı yüzünden 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalıyor diyen yerli futbolcular gördüm. 3 milyon euro kazanacakken niye 700 bin euro kazanıyoruz diyen gurbetçi oyuncular gördüm. Gördüm ama hani futbola, Türk futbolunun geleceğine kafa yoran insanlardan bu yönde bir görüş görmedim. Abi yani bu kadar dünya bu kadar rekabet içindeyken ve sen bir sahne işi yapıyorsun. Çünkü artık futbol sahadan çok televizyonun sahnesine girdi. Evet. Yani bir maçı işte bir statta 60 bin kişi seyrediyor ama televizyonun başında 4-5 milyon kişi seyrediyor, oturuyor. Evet. Ve bir televizyon oyunu oldu o. Dolayısıyla en büyük geliri de yayıncı kuruluştan alıyorsa bütün kulüpler açısından söylüyorum. Yani tabii ekstra kulüpler vardır, yayıncı kuruluş geliri kalem olarak daha düşük olan bütçede de işte City gibi ya da United gibi daha iyi pazarlaması olan. Ama Türkiye'de 70'e 80'e gelmiş yayıncı kuruluş da şunu ister. Biz de yayıncı kuruluşuz. Yani sahada çıksın, takımlar çatır çatır oynasın, rekabet son haftaya kadar devam etsin, herkes herkesi yensin, evet. Maçın ne olacağı bilmesin, insanlar da bunu seyretsinler. Tabii. İster. Tabii. Çünkü arz talepten kulüplere gidecek para da o oranla artacaktır. Çünkü mal değerlenecektir, üste binecektir. Ve bu şey için de düşünsene, bakın size şöyle bir Deniz Barış vardı Fenerbahçe'de. Evet. Deniz Barış çok iyi bir futbolcu değildi. İyi futbolcu. Ama böyle çok üst düzey bir oyuncu değildi. Ve Fenerbahçe kulübü Deniz Barış'a sırf işte o uçe birisi sakatlandığında veya ceza aldığında senede toplam 10-12 maç oynasın diye 1,5 milyon euro veriyordu. Evet. Yani yedek dursun. İşte bir sıkıntı olduğunda da oynasın. Sonra gitsin tekrar yediye. Öteki şey yapsın, idare etsin. 1,5 milyon euro veriyorlardı ve buna mecburlardı. Yani o kulübede
Türk olarak birisinin olması lazımdı. Orada oynayabilecek. Şimdi Deniz Barış Fenerbahçe ile anlaşmasını bitirdi. Almanya'ya gitti. 400 bin araya. Tabii. O rakamlar inanılmaz düşüyor. Yani. Evet. Yani bu şeyler geldikten sonra. Yani yabancıya para gidiyor. Gidiyor. Yerliye gitmiyor mu? Yani bu inanın çok geri götürecek bizi bu karar. Yani bu futbolun gelişmesi zaman Türk oyuncumuz oynasın istiyorsanız bazı kıstaslar getirebiliriz. Mesela bu genç oyuncu sayısı. O doğru bir hareket. Evet. Yani 95'ten, 98'den, işte 2000'den daha genç en az bir iki oyuncu. O biraz hareketlendirir kulüpleri. Ben altyapıma bakayım, oynatayım diye. Ya da bu bize yabancı yerli kuralı diye sunulan ama sonra yabancı kuralı haline gelen o ilk tasarıdaki bonuslar gibi. Oynat yerli oyuncuyu. Evet. Bu paraları al. Getirebilirdi yani. Orada da bir ortaya bir havuç konabilirdi. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar camiana olan diğer kulüplere göre nispeten daha büyük bütçeleri sahipler. Daha fazla para harcayabilirler. Ama öteki kulüpler için yerli oyuncu oynatıp bu kulüplere satmak da ekstra bir gelir kapısı bonus olacaktı. O ortadan kalkınca zaten 14 yerli kuralı ya da yabancı kuralı derin anlamını yitirdi. Bu sefer kriterler konuşulmaya başlandı. Acaba bazı kriterler mi koysak? İşte İngiltere'deki gibi milli olma yüzdesi gibi kriterler mi koysak diye. Asker Özdemir son sayfa iştekinden yazmış. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları değişince yabancı kuralı değişiyor. Bu Türk futboluna çok zarar vermiyor mu Bahar? Ben başkan değiştiğinde kuralın değiştiğine inanmıyorum. Milli takım teknik direktörü kimse onun doğrultusunda değiştiğine inanıyorum. Yani görüş açısından. Çünkü milli takımın gelişmesi açısından başkan kalkıp elbet fikir alışverişi yapıyordur. Yani milli takıma teknik direktörlüğüne kim geliyorsa bir şekilde yönlendirme oluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü milli takıma sahip çıkan en baş kişi olarak nasıl geliştirebilirim konusunda elbet fikir alışverişi yapıyordur. Masaya oturulduğunda da benim için böyle, benim görüşüm böyle diyorsa bir şekilde o yola ilerleniyordur diye mesela düşünüyorum. İstişare kanalları mesela, sanki çok mesela değil. Almanya'da şu var. Serbest Almanya'da. Ama diyor ki 22 kişilik kadrondaki 11 oyuncunun ilk lisansı Almanya'da çıkmış olacak diyor. Evet. Hı hı. Yani o da öyle koruyor şeyini, evet. Kendisini. Yani 11 tane oynat diyor. Ama diyor, işte bana bildirdiğin kadrodaki 22 oyuncunun 11'inin ilk lisansı. Mesela Türkiye'de çocuk gelmiş, aile Alman. Biliyorsunuz amatör oynayabilirsin. Yabancı bile olsa. Burada çıktı, yeşil direkte lisansı çıktı. Onu Alman saymıyor mesela. Gülcan Bey, bir de şöyle bir şey var. Tesisleşme anlamında ben şimdi Türkiye'de oynayan bir futbolcuyum. Kadın diyelim de kadın değilim de erkeğim. Yani hangi kulübün yeterli derecede tesisleşme söz konusu? Antrenmanlar halı sahada yapılıp büyük sahalarda hafta sonu maça çıkan bir sürü futbolcu var. Kadın erkek, yani cinsiyet olarak bakmıyorum. Yani ben yurt dışındakilerle nasıl yarışabilirim ki? Ne bir kondisyon yüklemesi var, ne doğru stretching var. Yüzlerce futbolcu doğru düzgün stretching, aman, açma germe yapılmadığı için esneklikten dolayı sakatlanıyor. Bu 18 kulüpten bahsediyoruz. Onlarda sizin da emin olmalıdır. Sizin dediğiniz bir Türkiye gerçeği doğru. Aha. Ama bu kurallar 18 kulüp için getirildi. Yani Süper Lig dediğimiz Türkiye'nin çatısını temsil eden. Yani sen oraya geldiysen artık, yani onu hak ettiğine inanıyorsan zaten o kriterleri de gerçekleştirmiş olman lazım. Yani ona da yatırım yapman lazım. Bence burada esas sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu profesyonel kulüpler yasasının çıkmaması hala. Evet, o önemli meselelerden biri, yani, değil mi? Biz şöyle düşünüyoruz, her bakan. Yani bu kadar yabancı olmasın, yerli olsun, kulüplerle yetiştirsin. Şimdi ülkeyi yönetenler de öyle düşünüyor. Zannediyorlar ki onların ülkeyi yönettiklerindeki hassasiyetleri kulüp başkanlarına kendi kulüplerinde gösteriyor. Öyle bir şey yok. Adam geliyor, borçlandırıyor, onu satıyor, bunu satıyor. Krediler alıyor, batırıyor kulübü, gidiyor. Ceket yani, alıp bende, değil mi? Tabii tabii. Yani o kulübü yönetenlerin böyle bir gustosu yok ki. Böyle bir şey, hiç
Kaç tane altın ordum var?